Şu an telefon attığımızda 54. hükümette devlet bakanı olarak görev alan ve şu anda AK Parti Samsun milletvekili Sayın Ahmet Demircan telefon attığımızda. Evet. Sayın Bakanım, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler efendim. Evet, öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu Osmaniye'miz için özel ve anlamlı günde bizimle birlikte oldunuz. O güne ilişkin öncelikli olarak şehir olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Osmaniye'mizin il olmasındaki desteğiniz, katkınız için. Siz neler düşünüyorsunuz? O güne dair sizin hafızalarınızda, anılarınızda neler var efendim? Öncelikle bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Osmaniye'deki kardeşlerimizi selamlıyorum. 1996 yılı 54. hükümetin ilk ayları idi. Osmaniye ilçemiz, aslında Osmaniye'miz bizim ildi daha önce de, biz öyle biliyorduk. Osmaniye il iken ilçeye dönmüştü. Bu bir hakkın teslimi olacaktı. Aynı zamanda 54. Erbakan hükümeti bilindiği gibi o dönemde büyük zorluklar içerisinde hükümete gelinmişti, ama çok başarılı icraatlar da hemen baştan itibaren yola koyulmuştu. Hava sistemi, denk bütçe, kaynak paketleri. Bu bölgedeki insanımıza, Osmaniye'mize de bir müjde olacaktı. Yerel ara seçimler de var. Hepsi üst üste geldi ve yerel ara seçimlerden önce sanıyorum 24 Ekim 4200 sayılı kanunla sizler beni bağlayacağını söyleyince ben kanun numarasını da bir arayayım, göreyim dedim. Bu Osmaniye'mizin il olma hakkı teslim edilmiş oldu. Güzel de bir netice oldu, öyle inanıyorum. Çünkü evet, diyoruz, biliyoruz, görüyoruz ki Osmaniye il olmayı zaten hak etmiş bir yöremizdi. Aynı zamanda bu geçen süre içerisinde de gerek nüfus artışı, gerek ekonomik olarak gelişmesi Osmaniye'nin il olmayı hak ettiğini ve üstesinden geldiğini, il olmaya yaraşır bir performans sergilediğini de izliyoruz, takip ediyoruz takdirle. Evet. Sayın Bakanım, 96'dan sonra Osmaniye'ye gelme fırsatınız oldu mu? En azından il olmasında imzanızın olduğu bir şehrin gelişmesi, kalkınması ve büyümesiyle ilgili veya şu an görevde olan milletvekillerimizle böyle bir istişareleriniz, karşılıklı görüşmeleriniz, Osmaniye için neler yapılabilirle ilgili bir çalışmanız oluyor mu efendim? Elbette Osmaniye'ye geldik, siyasi faaliyetler çerçevesinde Osmaniye'ye ziyaretlerimiz oldu, ama bu yakın dönemde ziyaretimiz olmadı. Osmaniye'de seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte Osmaniye'nin mecliste, hükümette talepleri olduğu zaman onlarla birlikte destek vermek, çalışmak bizim için gurur verir, onur verir. Arkadaşlarımızla elbette birlikte çalışıyoruz, gerek muhalefet gerek iktidar milletvekili arkadaşlarımızla. Osmaniye yapılacak her türlü yatırımı, ülkenin geriye doğru verilenden daha fazlasının ülke ekonomisine iade edecek bir yöremizdir, ilimizdir. Mücahit Bey, gerek Suat Bey, diğer muhalefet milletvekili arkadaşlarımız Osmaniye'nin ve ülkenin meselelerinin takip edilmesinde çok güzel performanslar sergilemektedir. Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp bizimle birlikte oldunuz. Hem Osmaniye'mizin il olmasındaki desteğiniz için, hem de Osmaniye'miz il olduktan sonra hükümet üyesi olarak en azından ilimize gelen yatırımlardaki katkınız için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Son bir mesajınız varsa Osmaniyelilere, buyurun efendim. Ben Osmaniyeli kardeşlerimizin herhalde yıl dönümü oluyor, 20. yıl dönümü oluyor. 20 yıl geçti. İl olmanın 20. yıl dönümlerini tebrik ediyorum. Kendilerine ömür boyu başarılar diliyorum. Sevinçlerine ortak oluyorum. Saygılar sunuyorum. Peki, çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun.